Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video çekmiyordum. Şimdi elimde iki tane USB kablom var. Bunların dipleri kopmak üzere. Şimdi ben bunları makaron yardımıyla tamir edeceğim. En azından bir süre daha kullanmaya devam ederim. Direkt yenilerini almama gerek yok. Çünkü onlar da bir süre sonra bu diplerinden kopuyor. Şimdi önce şundan başlayacağım. Görüyorsunuz bu dibinin plastiği ayrıldı birbirinden. Kabloyla soketin başı. Şimdi ısıyla daralan makaronum var. Ben bu makaronu buna göre keseceğim. Şu yeterli olacaktır. Arkadaşlar bu makaronu buradan geçiriyorum. Bu biraz sıkı geçiyor. Yani ölçüsünü hemen hemen tam tutturmaya çalıştım. Makaronumu bu şekilde geçirdim. Şimdi arkadaşlar bu makaron büyük olduğu için bu kabloyu sıkmayacak. Ondan dolayı içine önce biraz ısıtacağım. Daralmaya başladıktan sonra bir miktar silikon sıkacağım içine. Silikon tabancam hazır ısındı. Isı tabancamla bunu ısıtıyorum bir miktar. Evet, şu an hafiften daraldı. İçini silikonla dolduracağım ki bu kablo tekrar dibinden oynayıp kopmasın. Evet, zaten silikonun ısısıyla görüyorsunuz hemen makaronum daralmaya başladı. Şu şekilde bekletiyorum bir süre. Dursun. Hemen diğer kabloma geçeyim. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Makaronumu önce keseceğim. Bu da dibinden kopmaya başladı. Görüyorsunuz. Makaronumu soketime kadar hafiften soketimin biraz gerisinde kalacak şekilde geçiriyorum. Soketimi sıkacak şekilde ısıtıyorum. Evet, iyice büzüşmesini beklemiyorum. Şimdi yine bunun içine de silikon sıkacağım. Kablomu sabitlemek için. Şekilde bıraktım. Şimdi diğer kablomu aldım. Bunu ısı tabancasıyla ısıtmaya devam edeceğim. Biraz daha sıkmasını, büzüşmesini sağlayacağım. Evet, bunu tekrar soğumaya bırakıyorum. Diğer kablomu aldım.
Şimdi bunu da tekrar ısıtacağım. Evet, bunu da ısıttım tekrar. Şöyle silikonumun fazlalığını elimle sıyırıyorum. İkisi de şu an gayet sağlam bir şekilde onarıldı. Şimdi de hemen çalışıyor mu testini yapayım. Şimdi bir tane micro USB'm var. Bunun normal USB girişi bozuktu. Takıyorum USB'min ucunu. Şöyle adaptörüme de tamir ettiğim tarafı takıyorum. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz powerbank şarj olmaya başladı. Birinci kablom tamam, bir sıkıntı yok. Bu kablom hazır. Şimdi diğer kabloma geçiyorum. Yine normal USB kısmını taktım. Bu da tamir ettiğim taraf. Onu da telefonuma takıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, şarj olmaya başladı. Tekrar göstereyim. Takıyorum. Evet, şarj oluyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde yani ortalama bir 5 dakikanızı ayırıp bir tane makaron yardımıyla, şunu koyayım şuraya, yani bir makaron yardımıyla, yani şu an bir kablo almaya kalksanız ortalama bir kablo 40-50 liradan aşağı değil. Mesela ben şu an iki tane kablomu tamir ettim, kablolar almaya kalksam 100 lira. Şu an bana maliyeti maksimum 5 lira gibi bir maliyeti oldu ve bu dediğim gibi orijinal kablo da alsam bunlardan daha kısa sürede tekrar bozulacaktı. Yani arkadaşlar, kablolarınızı bu şekilde makaron silikon yardımıyla kopan yerlerini sağlamlaştırabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.